Merhabalar. Önceki dersimizde kuvvet veya kuvvetler etkisi altında bulunan bir cisim deformasyona uğrayacağına göre, ki bu elastisite teorisi dersinin ana noktalarından, amaçlarından birisi bu deformasyonu belirlemek, biz bu deformasyon kinematiğini çalışarak şekil değişimi tensörünü, şekil değişimi tensörünü ve rotasyon tensörünü tanımlamıştık. Şimdi bu konuya devam ediyoruz. Şekil değişimi tensörü bileşenlerinin nasıl transforme olduğunu, yani koordinat sistemi değiştiği zaman bir başka yöne biz şekil değişimi bileşenlerini nasıl dönüştürüyoruz, transforme ediyoruz, ondan bahsedeceğiz ve uygunluk denklemlerinden bahsedeceğiz. Yani şekil değişimi tensörümüzün bileşenlerinin uyması gereken bazı sınırlandırma şartları olan uygunluk denklemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle hatırlayalım. UI neyi temsil ediyordu? UI bir noktanın cisim içerisinde yer değiştirme bileşenleri. U1, U2 ve U3. Değil mi? X, Y, Z yer değiştirmeleri. Bu bir aslında birinci dereceden bir tensördür. Onun türevi hatırlayalım, bir tensörün bir başka bir değişkene göre bir türevi, birinci kısmı türevini alırsanız o mertebesini o tensörün bir artırıyordu. Yani UI virgül C ne demekti? Del U del C demekti bu, değil mi? Böyle yazacak olursak del UI del XC demekti bu. Ve bu aslında bizim birinci derece tensör, yani bir vektör olan UI tensörümüzü bir mertebe artırıyordu, bir derece. O da ikinci derece tensör oluyordu. Değil mi? UI virgül C ikinci derece bir tensördür. Yani aslında epsilon IJ, bu UI virgül C veya UJ virgül I tarzında ifadeler içerdiği için, terimler içerdiği için aslında epsilon ij tamamıyla ikinci derece bir tensör bileşenlerinden oluşmaktadır. Şimdi bunu biz ispat edelim. Peki o zaman deformasyondan önce siyah ile verilmiş, deformasyondan sonra ise yeşil kesikli çizgiler ile verilmiş cismimizin genel şeklini görüyorsunuz. Ve biz burada tabi bir P, Q noktaları ne olacaktır? P yıldız ve Q yıldız noktalarına deplase olacaklardır. Yani yer değiştireceklerdir. Şimdi biz başlangıçta işte P ile Q noktalarını birleştiren şu delta alfa, alfa yönü dediğimiz bir eksen, P'den Q'ya bir eksen geçirsek ve ona biz alfa yönü desek, alfa yönü eksenimiz bakın alfa ile gösterilmiş durumda. Şimdi biz Q noktasının, bakınız Q noktasının alfa yönündeki yer değiştirme bileşenini P noktasının alfa yönündeki yer değiştirmesi cinsinden ifade edelim. Nasıl? Bunu Taylor serisini açabiliriz. Şimdi bizim ilgilendiğimiz eksen yönü alfa. X, Y, Z ekseni değil. Bir başka yöndeki alfa ekseni yönünde yazacağız bu deplasmanları. Peki. Biz şimdi bu ikinci noktamızın alfa yönündeki deplasmanını, yer değiştirmesini birinci noktayla başlayarak, U alfa P ile başlayarak artı deriz. Taylor serisini açmaya devam ediyoruz. Del U alfa bölü del XI P noktasındaki kısmi türevleri, yani del X1, del X2, del X3, biz U alfa'yı bu X, Y, Z'nin fonksiyonları olarak ifade edebilirsek kısmi türevlerini P noktasında alabiliriz. Ve delta X1, delta X2, delta X3 ile çarpıp bunları toplarız. Çünkü bu I ve I, bakınız X, I, X, I bunlar ne yapıyor? Tekrar eden indis. Neyi söylüyor bize indis notasyonunda? Çarparak toplayacağız. I1'den 3'e kadar gidecek. Ve ikinci mertebe terimler gelir. Peki şimdi biz burada o zaman U alfa Q eksi U alfa P deyip şu terimi sol tarafa alsak ne kalır bakınız? Ve her iki tarafı da delta alfaya bölsek. Yani delta alfa bizim orijinal uzunluğumuz P'den Q'ya deformasyon öncesi.
O zaman şu terimleri de delta alfaya böleceğiz biz. Bu terimi de delta alfaya böleceğiz şöyle. Yani şu del u alfa bölü del x i, delta x i bölü delta alfa gelecek. Ve ikinci mertebe terim gelecek. Yine delta alfaya bölünmüş şekilde. Bakınız şu aslında bize neyi ifade ediyor? U alfa q eksi u alfa p nedir bu? Q noktasının alfa yönündeki yer değiştirmesi, eksi p noktasının alfa yönündeki yer değiştirmesi bize neyi verir? PQ doğrusunun alfa yönündeki net uzunluk değişimini verir. Bu eğer pozitifse PQ arası mesafe açılmıştır. Negatifse bu değer azalmıştır. Yani compression, bası deformasyonuna uğramıştır. Bölü delta alfa dediğimiz zaman bu aslında birim uzunluk başına düşen, PQ yönünde birim uzunluk başına düşen yer değiştirme miktarını, yani uzunluk değişimini veriyor. PQ arasındaki uzunluk değişimini veriyor. Birim uzunluk başına. Yani deplasmanı birim uzunluk başına. Peki o zaman limitte biz delta xi'yi sıfıra götürür isek burada, şu eşitliğimizin sağ tarafında bakınız. Delta alfa'yı sıfıra götürüyoruz demektir bu. O zaman epsilon alfa alfa, P noktası etrafındaki epsilon alfa alfa, del u alfa bölü del xi. Şurası ne olacak? D xi, şurası bakınız. Delta xi bölü delta alfa da ne olacak? D xi bölü d alfa olacak. D xi bölü d alfa. Şimdi del u alfa del xi aynen kalıyor. Burada a alfa i olarak biz yazabiliyoruz neyi? D xi d alfa'yı. Neden? Bu aslında ne demek? Dx bölü, şöyle yazalım. Dx bölü d alfa veya dy bölü d alfa. Burada sonsuz küçük bir d alfa kadar bir diferansiyel uzunluk alsak, bu d alfaya tekabül eden x eksenine projeksiyon etsem, y eksenine, z eksenine projeksiyon etsem ve bunların arasındaki şu orantıya baksam, dx bölü d alfa bana neyi verir? Alfa ile x ekseni arasındaki açının nesini verir? Kosinüsünü verir. Yani aslında şu şekilde bu a alfa i demektir. A alfa i, alfa ekseni ve xi ekseni arasındaki yön kosinüsüdür. Dy bölü d alfa benzer şekilde dz bölü d alfa. Burada i birden 3'e kadar gidiyor. Yani dx, dy, dz değerlerine olacak. Peki o zaman bunu biz a alfa i olarak yazabiliyoruz. Bakınız a alfa i olarak yazabiliyoruz. Neyi? Dxi bölü d alfa. Peki o zaman ne oldu bakınız bizim? Biz aynı zamanda şunu da biliyoruz. U alfa var burada bakın. Del u alfa, del xi var. U alfa nedir aslında? P'nin alfa yönündeki yer değiştirmesi. Ben onu nasıl yazabilirim? Bu bir vektördür. Yer değiştirme bir vektördür ve birinci mertebe tensör olarak transform eder. Değil mi? Yer değiştirme vektörü veya konum vektörü. Yani bir başka deyişle bunu ben A alfa c çarpı u c olarak yazabilirim. Burada alfa c nedir? Yine yön kosinüslerini içerir. A alfa 1, A alfa 2, A alfa 3 şeklinde. Bu da u1, u2 ve u3 değerlerini alır. O zaman yerine de koyduğumuz zaman biz bu u alfa yerine gelip şurada yerine koyduğumuzda bakınız. Burada kısmi türevli terim var. O zaman ne geldi? Del u alfa del x i var. O zaman ne gelecek? Şuradaki terimin a'ya göre türevi gelecek. Yani x a'ya göre ki onu virgül a ile burada göstereceğiz. Başka ne geldi? A alfa c geldi burada çarpan olarak. Burada da a alfa i vardı. Bakınız a alfa i. Şu a alfa c de buradan geldi. Değil mi? U alfanın yazılımından UC'ye bağlı olarak. Ben bunu
Aslında şu şekilde de yazabilirim. 1 bölü 2 uji artı uij alfa i alfa j olarak yazabilirim. Nasıl? Şimdi eğer ben şu ifadeyi örneğin iki katına çıkartsam desem ki 2 epsilon alfa alfa eşittir desem. Şuraya yazsam uji artı çarpı a alfa c yazsam. Artı aynı terimden bir daha yazarım. Değil mi? uji a alfa c yazsam. Şimdi şu terim, bakınız, tamamen kendi başına müstakil bir terim. Yani i ve j değerleri sırasıyla 1'den 3'e kadar değer alacak ve o 9 tane terimin toplamını ifade ediyor bana. Çünkü 2 değişkenim var, 1'den 3'e kadar gidiyor. Aynı şekilde bu da öyle. Aynısını tekrar yapacağım. İkisi de müstakil. Peki ben şurada j yerine, bakınız, i yazsam, i yerine de c yazsam ikinci terimde. O zaman ne olacak? Şurada a yerine c yazacağım. Burada c yerine de a yazacağım. Yani şurası u i virgül c olacak. Şurada a alfa c, bu da a alfa i olacak. Ve bunun ikisinin toplamı bu iki terimin 2 epsilon alfa alfa eşit olacak. O zaman epsilon alfa alfa nedir? İşte bu iki terimin toplamının yarısıdır. Yani i ve j, şurada zaten i ve j yer değiştirdiği zaman şu çarpanlardan bir değişiklik gelmeyecek. Çünkü ikisi birinci çarpan, diğeri ikinci çarpan. Öbüründe birinci çarpan diğer olacak. Değişen bir şey yok çarpmada sıra değiştirebileceğiniz için. Burada o zaman demek ki biz bunu 1 bölü 2 uji artı uij ve a alfa i, a alfa c yazabiliyoruz. Bakınız bu ifade, şu ifade nedir şurası? Burası epsilon ij değil midir? Epsilon ij'dir bu. Epsilon ij. Dolayısıyla alfa yönüne ben epsilon ij'yi transforme etmek istediğim zaman epsilon alfa yönüne epsilon ij'yi transforme etmek istediğim zaman ne geliyor bakınız? Epsilon alfa alfa eşittir epsilon ij a alfa j a alfa i. Şurası bir tanesi bunun i olmalı. Şuraya i yazarsam ben doğru olacak. Şurası. Dolayısıyla i'yi önce yazabiliriz, j'yi sonra yazabiliriz. A alfa i, a alfa j, epsilon i j. Bakınız bu bir tensör transformasyonu için gerekli olan bir ifade. Yani bir büyüklüğün ikinci derece bir tensör olabilmesi için onun bir başka yöne koordinat transformasyonu, bir alfa yönüne koordinat transformasyonu için alfa ile eksenler arasındaki yön kosinüslerinin bu şekilde 2 adet çarpımı çarpı orijinal eksen takımına göre tanımlanmış olan bu ikinci derece tensör gelmesi lazım. Yani epsilon ij. Şimdi biz bunu tamamen geometrik olarak ne yapmış olduk biz aslında? İspat etmiş olduk. Değil mi? Problemi geometrik olarak baktık ve Taylor serisini açıp ilgili terimleri yerine koyduğumuz zaman karşımıza bu çıktı. Yani deformasyonun aslında kinematiğini göz önüne aldı. Demek ki o zaman en azından normal yöndeki bir deformasyon göz önüne alındığı zaman epsilon ij bir ikinci derece tensördür. Bir ikinci derece tensör olarak transforme olmaktadır bir alfa yönüne. Biz bunu transforme ettiğimiz zaman ikinci derece transformasyon denklemi karşımıza çıktığına göre epsilon ij demek ki bir ikinci derece tensördür.
Peki kayma gerilmesinden dolayı oluşacak olan kayma deformasyonuna bakalım. Yani açısal değişikliklere. Başlangıçta şu şekilde bir N ve S doğrultularında bulunan PQ ve PR doğrularının P yıldız, Q yıldız, P yıldız, R yıldız konumuna geldiğini düşünelim. Yani açısal bir değişime de uğradığını düşünelim. N ve S eksenlerimiz boyunca tanımlanmıştı. PQ ve PR. Dolayısıyla biz burada eğer biz epsilon NS yani N ve S eksenleri arasındaki bu açı değişimini açısal değişimi deformasyonundan sonra tanımlamak istesek ne deriz? 1 bölü 2 del U N del S. Nasıl hatırlayalım? Del U bölü del X vardı. Artı del V bölü del Y vardı değil mi? Yani del U bölü del X del V bölü del Y idi. Çarpı 1 bölü 2. Epsilon X, Y için hatırlayalım. Burada da eksenlerimiz N ve S olarak adlandırılmış durumda. Şimdi burada bu kısmi türevlerle tanımlayacağız. NS eksenleri arasındaki açısal deformasyonu. O zaman peki UN nedir? UN'i yazalım şimdi. Bakın bu bir vektörel büyüklüktür N yönünde. Yani UC, X, Y, Z yönlerindeki deplasmanlar açısından ANC, UC olarak yazabilirim. US'i ise ASC, UC olarak yazabilirim. Geldik türevini alıyoruz şimdi. Del UC, bakın del S geldi birinci terim için çarpı ANC. Çünkü şuradaki ANC geldi. Diğerinde de ASC geldi. Yön kosinüsü. Değil mi? S ekseni ve X, Y, Z eksenleri arasındaki sırasıyla. Her iki terimde de dikkat edelim. Bu C'ler tekrar eden indis. Yani açacaksınız onu. Birden 3'e kadar çarpıp toplayacağız ilgili terimi. Hem birinci terim için hem ikinci terim için. Şimdi o zaman del UC del S nedir? Yani U'nun S'e göre türevi, V deplasmanının S'e göre türevi ve W deplasmanının S'e göre türevi. Değil mi? Biz X yönündeki deplasmanımıza şu şekilde U desek, Y yönündeki deplasmanımıza V desek, Z yönündekine de W desek. S'e göre bunun del S'e göre türevini almak istesek kısmi türevini zincir kuralını uygulamamız lazım. Yani del UC del XK diyeceğiz ki burada K 1'den 3'e kadar gidecek yine ve zincir kuralını uygulayacağız. Del XK del S diyeceğiz burada kısmi türevler alırken. Peki del XK del S nedir? ASK'dir. Yani S ekseniyle K ekseni ki o 1, 2, 3 olacak yine. Arasındaki yön kosinüsünü ifade eder. Değil mi şu ifade? O zaman del UC bölü del N nedir? Aynı şekilde del UC bölü del XK ANK'dir. N ve K eksenleri arasındaki yön kosinüsüdür. O zaman yerine koyuyoruz. Epsilon NS eşittir 1 bölü 2 del UC del XK şu ifadede tekrar yerine yazıyoruz bakınız. Şimdi del UC del S'i açtık. Şu ifadede ve bu ifadede bakınız onları yerine koyduk şu şekilde. Şu ANC ve ASC de nereden geldi? Şuradaki ANC ve bu ASC. Peki devam edecek olursak aslında ikinci terimde bakınız şu da bir müstakil terimdir bu. Bu da bir müstakil terim. Bu da bir müstakil terim. Yani ne demek? Şuradaki J ve J 1'den 3'e kadar gidecek. Değil mi? Buradaki K ve K yine 1'den 3'e kadar gidecek. Kendi içinde açılacak bunlar. 9 tane terim demek bu. 2 tane tekrar eden indis var bağımsız. Aynı şekilde burada da J ve K terimlerimiz var. Peki biz o zaman şuraya bu müstakil madem J yerine A yazabiliriz. Şu ikinci terim kendi içinde müstakil ve tekrar eden bir indis. A'yı da yazsak aynı şeyi ifade eder. Değişen bir şey olmaz. Sonuç değişmez. Peki o zaman biz burada J ve K karşılıklı olarak burada yer değiştirsek biz
Yani şurada müstakil olan bu terimde J ve K'yı karşılıklı olarak ben yer değiştirebilirim. Buraya K yazabilirim. Buraya J yazabilirim. Bakınız. O zaman ne olacak? Burası del UK bölü del XJ olacak ikinci terimde. Şurası ANJ olacak. Şurada olduğu gibi. Şurası da J yerine K yazdık. ASK olacak. Bu terimler zaten şu birinci terimimizde bizim zaten vardı aynı şekilde. Yani ortak paranteze geçirebiliriz. Burada olduğu gibi. O zaman ne oldu burası bakınız. Del UJ del XK artı del UK del XJ. 1 bölü 2 del UJ del XK artı del UK del XJ. Yani benim aslında J ve K indislerine göre tanımlamış olduğum strain tensörü. Şekil değişimi tensörünü ifade ediyor. Ve 2 adet yine yön kosinüsü çarpanı geldi. Bakıyorum N var. Birinci terim N. S var. Yön kosinüsündeki ikinci yön kosinüsündeki birinci terim S. Aynı şekilde J var. Orijinal tensörümdeki birinci indisi J. Burada K var. Bu da burada K. Yani ikinci derece tensör transformasyon denklemiyle karşılaştım yine. Tamamen bu epsilon ns'in tanımında ne yaptım? Geometrik olarak o türevleri açıp zincir kuralını uyguladık kısmi türevlerde ve tekrar yazdık. İndis değişimiyle tekrar eden indislerde biz bu sonuca ödedik. Yani biz istersek normal gerilme ve normal şekil değişimi bileşen açısından bakalım. İstersek kayma şekil değişimi bileşen açısından bakalım. Bizim demek ki şekil değişimi tensörü bileşenlerimiz ikinci derece bir tensör büyüklüğü olarak koordinat eksenlerinin rotasyonunda ne yapmış oluyor? Transform olmuş oluyor. Yani N ve S alfa olması durumunda da biz bir önceki slaytta elde etmiş olduğumuz aslında denklem elde ediyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Şuradaki N ve S ikisi de aynı eksen yani alfa eksen olmuş oldu. Değil mi? Bir önceki slaytta elde ettiğimiz normal deformasyon, uzama veya kısalma için sonuç. Sonuç normal bileşenler açısından artı kayma bileşenler açısından da bakıldığı zaman demek ki ikinci derece tensör büyüklüğüyle karşı karşıyayız. Biz şekil değişimi tensörü ifadesinde. Şimdi uygunluktan bahsedeceğiz. Biz şunu biliyoruz. Eğer bize bir deplasman yani yer değiştirme alanı dağılımı verilir ise U, V, W veya U1, U2, U3. Biz buradan neyi hesaplayabiliyoruz? Epsilon ij'yi hesaplayabiliyoruz. Denklemimiz ne bu? Örneğin yazacak olursak mesela epsilon xy nedir? 1 bölü 2. Birinci indisim x. Yani şurada o zaman del u veya del u1 bölü del y ikinci indisim. Bakınız şu ifadeye göre. Virgülden sonraki kısmi türevi temsil ediyoruz. Peki del u1 artı o zaman del u2 bölü del x diyeceğiz değil mi? Şurada da j geldi. Burada da i var. Eğer bu 1, bu da 2 ise yani epsilon x y ise benim yazmak istediğim şu nedir? X 1 demek. Y ise indis açısından 2 demek. O zaman del u1 bölü del y artı del u2 bölü del x. Veya biz 1 bölü 2 şu şekilde yazabiliriz. Del u del y plus del v del x şeklinde yazabiliriz. Yani yer değiştirme dağılımı bize verildiği zaman
Hemen bu ifadeyi kullanarak biz şu dağılımı bulabiliyoruz. Epsilon ij yani şekil değişimi dağılımını bulabiliyoruz bir fonksiyon olarak. Dolayısıyla ui bize verilen ise epsilon ij hesaplanabilir. Burada hiçbir problem yok. Şimdi epsilon ij eğer bize verilen ise 3 boyutlu bir problem için kaç tane epsilon ij terimimiz var? 6. Epsilon 1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 2-3 ve 1-3. Aynı gerilme bileşenlerinde olduğu gibi. 6 denklemimiz var. Neyi tanımlayan? Şekil değişimi bileşenlerini yer değiştirme bileşenleri cinsinden tanımlayan. Ki bu U1, U2 ve U3'tür. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. 6 denklem var, 3 bilinmeyen var. Eğer bize şekil değişimi dağılımı verilse, bir şekil değişimi dağılımı 6 adet fonksiyon ve yer değiştirmeleri bulun dense, o zaman 3 adet bizim yer değiştirme fonksiyonu bulmamız lazım. Yani aslında bilinmeyenlerimiz böyle bir durumda, eğer tersten gelirsek, yani yer değiştirmelerden değil, strain bileşenlerinden, şekil değişim bileşenlerinden deplasmanlara gelecek olursak, burada bilinmeyen sayısından daha fazla denklem sayısı var. Bu nasıl bir problem oluşturur? Biz her halükarda hem şekil değişimi dağılımının, yani alanının, hem de yer değiştirme dağılımının cisim içerisindeki tekil değerli olmasını istiyoruz. Ve birbiriyle tutarlı olmasını istiyoruz. Şimdi 6 adet fonksiyondan siz 3 adet unique çözüm dediğimiz tekil çözümü birbiriyle tamamen uyumlu şekilde nasıl elde edeceksiniz? Bunu elde etmenin tek yolu nedir? Sizin burada 3 adet daha fazla bileşeniniz olduğu için strain, yani şekil değişimi dağılımında, siz bu şekil değişimi denklemlerine, bu ilişkilere ilave olarak, şu 6 denkleme ilave olarak sizin 3 adet bir sınırlandırma şartı getirmeniz lazım ki buradaki 6 bileşen rastgele olamasın. Strain, yani epsilon tensörünün üzerinde bize gerekli olan, onun bileşenlerinin üzerinde ne lazım? Demek ki bizim burada 3 bilinmeyen artı 3 adet daha sınırlandırma şartı denklemi gerekli ki bize burada, o zaman biz bu 6 denklemi kullanabilelim. Bunlar işte gerçek deformasyon, biraz önce de söylediğim gibi tekil değerli ve belirli ve sürekli olacağı için bize sınırlandırma denklemleri gerekli olacaktır. Ne üzerinde? Bu epsilon ij üzerinde. Rastgele olamaması için. Bütün cisim üzerinde bu şekil değişimi dağılımının sürekli ve tutarlı olabilmesi için, herhangi bir noktadan, solundan geldiğiniz zaman, sağından geldiğiniz zaman, üstünden, altından geldiğiniz zaman tamamen aynı şekil değişimi bileşenlerini elde edebilmeniz için. Şimdi biz bunlara işte bu sınırlandırma şartlarına uygunluk denklemleri adını veriyoruz ve bu bize epsilon ij bileşenlerinin birbirinden tamamen bağımsız olamaz, rastgele dağılımlara sahip olamaz olduklarının gereğini ortaya sunuyor. Peki, nasıl elde ederiz biz bunu? O zaman bir şekilde bu 6 adet bileşeni veren epsilon ij tanımını kullanarak, ki bunlar yer değiştirmeler cinsinden tanımlı. Değil mi? Neydi? Epsilon ij. Yazalım. Epsilon ij eşittir 1 bölü 2 d
del u i del x j plus artı del u j del x i'dir. Veya bir başka deyişle epsilon i j kısaltma notasyonuyla yazacak olursak 1 bölü 2 u i virgül j artı u j virgül i'dir. U j virgül i'dir. Şimdi o zaman ben epsilon i j tensörümün üzerinde 2 adet kısmi türev alsam ve k l indisleriyle göstersem bunu ne olacak? Bakınız şuradaki i virgül j ne olacak? K ve l gelecek. Şuraya da ikinci terime de yine i'nin yanına k ve l gelecek, değil mi? Peki aynı şekilde bunun tersini yazsam ben. Epsilon kl virgül ic, yani ic'ye göre epsilon kl tensöründe tensör bileşenlerinde kısmi türev alsam. 2 adet ardışık kısmi türev alsam i ve c'ye göre. Bu sefer uk virgül ne gelecek? Bakınız. L i j gelecek. Burada da u l virgül k i j gelecek. Şimdi epsilon l j virgül k i yapsam, yani kısmi türevlerini k i'ye göre alsam elde edeceğim ifade bakınız şu şekilde. U j virgül l i k artı u l virgül j i k. Ve ki virgül lc içinde ne olacak? Uk virgül icl, ui virgül kcl. Şimdi şu ifadede bakınız epsilon ijkl artı epsilon kl ij eksi şu ifade ve eksi şu ifade desem. Bakalım ne olacak? Şurası artı terim değil mi? Ui virgül jkl. Aşağıda eksili olan terimlerde şu ikinci grupta. Ui üzerindeki terime bakalım. Ui virgül kısmi türevi gelen şurası var bakın. Kjl geliyor. Şurada ise jkl geliyor. Kısmi türevleri ben istediğim ardışık sırayla alabilirim. Birini önce diğerini sonra alabilirim. O zaman şu bakınız şununla gidiyor. Değil mi? Sadeleşecek. Çünkü ekliyorum şimdi ben bunu. Yani şu ifadeyi elde ediyorum. Bakınız ijkl artı kl virgül ij eksi şu terim eksi bu terim. Dördüncü terim. Şimdi teker teker sadeleştirelim. J'li uj virgül ikl'e bakalım. J'li olan eksili grupta bu var. L, I, K, bu I, K, L. Bu da bunu götürecek. O zaman iki çizgiyle de bunu gösterelim. U, K, virgül L, I, J, U, K, virgül I, J, L. O zaman şu da bununla sadeleşti. İlk çizgi de buna koyduk. L, K, I, J, bu da bakınız L, J, I, K. Bunu da şöyle ters çapraz tek çizgiyle gösterelim. Sonuç bu ifadeleri ben topladığım zaman sıfır. Yani ben aslında burada yer değiştirmeleri denklemden çıkartarak gerilme bileşenleri arasında bir dördüncü derece tensör olarak bakınız dördüncü derece tensördür her bu terim. Bir bağıntı elde ettim. Bunların hepsi farklı indislere sahip değil mi? Elbette ki i, j, k, l 1'den 3'e kadar gidecek. Ve 3'ün 4 tane terim olduğuna göre 4. kuvveti nedir? 81 adet bize bu ne verir? 81 adet farklı denklem verir. I, j, k, l 1, 1, 1, 1 diyeceğiz. Ondan sonra l'i 2 yapacaksınız, 3 yapacaksınız. Sonra tekrar gelip ij 1, k'yi 2 yaptınız, l 1, 2, 3 yapacak vesaire. 81 adet böyle denklem ortaya çıkıyor. Demek ki şu ifade aslında bize tekrar edecek olursak şekil değişimi tensörü bileşenleri arasında bir bağıntı veriyor.
Bunu yaptığımız zaman eşit 0 eşit olması lazımmış bunun. Ve 81 adet bu şekilde denklem elde ediliyormuş. Şimdi burada tabii simetriklik var problemde. Epsilon ij simetrik bir tensör. Ve biz bütün bunları dikkate aldığımız zaman ve tekrar eden terimler de gelecek. Tekrar eden denklemler de gelecek. İndislerin değişik kombinasyonlarına bağlı olarak. Ve şunu ispat edebiliriz. Bu denklemlerden sadece 6 adet denklem bağımsızdır. Yani birbirinden farklıdır. Diğerleri ya sıfır eşitliği vermektedir veya tekrar eden denklemlerdir. Bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Ve bu 6 adet denklem de şu şekilde yazılabilir. Artık açık formda yazıyoruz. Bakınız del square epsilon del kare epsilon xx del y kare. Del kare unutmuşum. Del kare epsilon yy del x kare del kare gamma xy del x del y. Aynı şekilde bakınız gamma yz'ye ve gamma xz'ye bağlı 2 adet daha denklem ve şu şekilde bakınız normal şekil değişimi bileşenlerini ikinci dereceden kısmi türevlerle neye bağlayan? Kayma şekil değişimi bileşenlerine bağlayan bu şekilde 3 adet daha biz ne elde ediyormuşuz? Bu denklemden şurada bize 81 adet aslında denklem veren ama 6 adet bu bağımsız denkleme indirgenebilecek olan uygunluk denklemlerini elde ediyoruz. Uygunluk denklemlerini elde etmiş oluyoruz. Yani bunu aslında iki boyutlu bir problem için düşündüğümüz zaman sadece uygunluk denklemimiz 1 adet olacaktır değil mi? Şurası. Çünkü z yönüyle ilgili olan denklemler burada gerekmiyor ve geçerli değil. Sadece şu denklem iki boyutlu problemlerde karşımıza çıkacaktır. Uygunluk denklemi. Burada tabii biz yazalım. Örneğin epsilon xx nedir? Del u del x'tir değil mi? U deplasmanının x'e göre kısmi türevidir. U deplasmanının x'in de y'nin de fonksiyonu olacak. Onun x'e göre kısmi türevi. Peki bizim epsilon yy'miz nedir? Del v del y'dir. Peki epsilon xy nedir? 1 bölü 2 del u del y plus del v del x'tir. Şimdi burada hakikaten şu ikinci derece kısmi türevi alsak y kareye göre. Bakın şuradan ne gelecek? Yazalım. Del küp u ikinci derece kısmi türevi alacağız. Neyin üzerinde? Şurada del evet del u del x zaten vardı. Onun üzerine biz bir ikinci derece şu kısmi türevi alacağız. X x üzerinde. Yani del küp u ne gelecek bakınız? Del x del y kare gelecek. Direkt y'ye göre ikinci derece kısmi türevini aldım. Y'nin ise, şunun ise x'e göre alacağız. Artı diyeceğiz bakınız burada. Artı del v, del küp v bölü del y del x kare. İkinci terim içinde. Şurası. Yani şu ifadeye del x kare getirdik paydaya ve del küp oldu burası da değil mi? Üçüncü derece artık kısmi türev total olarak alınmış oluyor. Şuna bakalım peki epsilon xy'ye biz bunu getirsek
Ki bu nedir epsilon xy? Gamma xy bölü 2'dir. Ona bakalım. Epsilon xy yani şurada şurasını yazacak olursak tekrar şu ifade aslında şurayı ben açayım yerde kalmadı ama şuraya yazayım şöyle. Aslında bu şu demek. 2 delta ve epsilon xy bölü del x del y demektir. Değil mi? Gamma xy'yi 2 epsilon xy olarak yazdım. Şimdi şunun alalım. Neye göre? 1x'e bir de y'ye göre alacağız. 1x'e bir de y'ye göre. O zaman şurada ne gelecek bakınız? Del u del y. 1x'e bir de y'ye göre alacağıma göre şurada ben eşittir diyeyim artık buna. Şimdi bunu ispat ediyoruz. Şimdi gamma xy'yi 2 olarak alıyorum. O zaman şu 2'yi başa yazacağım. Bakınız. 1 bölü 2 gelecek tabii ki şuradan. 1 bölü 2 de gelecek bakınız. Epsilon xy'nin tanımından. Ve şuradaki del u del y ne olacak bu? 1x bir de y'ye göre kısmi türev aldığım için del küp u del x del y kare oldu. Başka? Artı şimdi del v del x var. Yine bir x'e bir de y'ye göre alacağım. O zaman burası da del küp v bölü del x kare del y olacak ve parantez kapatacağım. Şu ikiler sadeleşti. Bakınız. Del küp u del x del y kare. Aynısı burada da var bakınız. Del x del y kare. Bununla bu sadeleşti. Del küp v del x del y del x kare var. Sol tarafta da ikinci terim. Aynısı burada da var. O zaman iki çizgiyle de bunu sadeleştirdik. Hakikaten biz iki boyutta da bunu şu şekilde ispat etmiş olduk aslında değil mi? Şekil değişiminin tanımından başlayarak iki boyutta kullanacağımız uygunluk denklemi olan şu ifadeyi aslında biz ne yaptık? İspat etmiş olduk. Şekil değişimi bileşenlerinin tanımından başlayarak. Burada tabii bizim bu 6 denklemden 3 adet denklemi sınırlandırma şartı olarak probleme tanımlamamız yeterli oluyor. 2 boyutta zaten 1 adet bizim uygunluk denklemi gerekecek ki bunu 2 boyutlu problemlerin çözümünde kullanacağız. Eğri gerilme fonksiyonu adında bir gerilme fonksiyonu tanımlayacağız ve onun cinsinden uygunluk denklemini tekrar yazıp aslında onun bir dördüncü mertebeden bir kısmi türevler içeren, kısmi diferansiyeller içeren ve aslında çift Laplasyan olan yani biharmonik dediğimiz çift harmonik denklemin sıfır eşit olduğunu, nabla üzeri 4 sıfır eşit olduğunu bu eğri gerilme fonksiyonu ile ispat edeceğiz.